Merhaba YouTube, ben Kaan Ursu. Bugün hangi bilgisayar almalısınız? Bunun hakkında konuşacağım. Bu kanalda genelde Apple ürünleri hakkında konuşuyorum fakat normal bilgisayarı da kullanıyorum. Gerek oyun için olsun, gerek farklı işler için olsun. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Mac'im de var. Şurada 7 senelik ve artık bayağı yaşlandı. Artık diyor ki ben çok işlerinizle uğraştırmayın. Beni kendi halime bırakın. O yüzden bir süredir bilgisayarla, PC ile devam ediyordum. Bu süre içinde Mac ve PC arasındaki farklılıklar daha bir net oldu bende. O şekilde söyleyeyim. Ve böyle bir video çekeyim dedim. Fakat videonun başlığı hangi Mac size göre şeklinde olacak. Fakat PC ve Mac olarak ayıracağım ilk önce. Öncelikle neden Mac, neden PC? Bundan bahsedeyim. İkisinin de tabii kendine göre iyi yönleri var, alışılmışlık var kullanıcıya göre. Çok uzun zamandır Mac kullanıyorum. Fakat yanında her zaman bir normal bir bilgisayarım da oldu. İkisinin de iyi olduğu yönler var. Benim için şu şekilde: bilgisayar oyun için iyi, geri kalan her şey için Mac iyi. Ben de bu şekilde olarak işliyor olaylar. İlk önce PC'den başlayalım. Neden oyunda daha iyi? Birincisi, Mac'e artık oyun çıkmıyor. Apple'ın da öyle bir gayreti yok. O gidip oyun şirketleriyle anlaşmıyor, etmiyor. Zaten işlemcisi olsun, ekran kartı olsun ona uygun değil. Zaten fiyatlarla da karşılaştırdığınız zaman bu arkadaki bilgisayarda Ryzen 3700X var, 2070 Super var mesela ve 1200 dolardı. Bu fiyatta bir Mac almaya çalışırsanız MacBook Air'dan yukarı çıkmanız biraz zor oluyor. O yüzden Mac'te oyun oynayacaksanız çok çok yukarılara çıkmanız gerekiyor. O da mantıklı değil yani bir oyun bilgisayarı için. O yüzden baştan söyleyeyim, çok soran oluyor çünkü Mac şunu oynatır mı, bunu oynatır mı diye. Mac'te oyun oynanmıyor arkadaşlar. Fakat illa da oynayacağım, benim elimdeki bu diyorsanız da Mac için olan oyunlar değil de direkt Windows kurmanız lazım bilgisayara ki en azından biraz performans alabilirsiniz. Oynadığınız oyunlar biraz daha optimize olmuş olsun yani. Fakat öyle yapsanız bile doğru düzgün performans alamayacağınızı söyleyeyim size. Özellikle ödediğiniz para için. Bu konuyu kapatalım. Bilgisayar oyunda daha iyi. Şimdi diğer tarafta geçelim, Mac. Bu konuda benim fikirlerim şuna dayalı olacak. Mac çok yavaşladığı için, artık zorlandığı için PC'yi kullanmaya başladım. Çünkü yeni ve güçlü, kasmıyor, etmiyor, terlemiyor bile hiçbir şekilde. Fakat neden hala ben Mac'i tercih ediyorum? Şu an neden tekrar Mac'e dönme çabası içindeyim? Kanalı izleyenler biliyordur. iPhone, iPad, AirPods falan bunlar varsa sizde, almanız gereken bilgisayar kesinlikle Mac haline dönüş. Bu Apple'ın ekosistemi bu şekilde çalışıyor. Eğer içindeyseniz, cihazlarınız varsa birlikte o kadar güzel çalışıyorlar ki hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bir yerden bir şey kopyalayıp oraya yapıştırabiliyorsunuz. Mail geliyor, ondan cevaplıyorsunuz, orada kayboluyor. FaceTime'dan birisi arıyor, her yere gidiyor. Birisi mesaj atıyor, Turkcell'den mesaj geliyor mesela. Bütün cihazlarınıza gidiyor. Cihaz değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz falan gibi. Birlikte çok güzel çalışıyorlar. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Sony'nin kulak üstü kulaklığını aldığım zaman, videosunu şuraya bir yere bırakmışımdır. iPad'e bağlıyordum mesela kulaklığı bir şey izlerken. Ondan sonra kulaklığı kapatıyordum. iPad'i kapatıp çantama koyuyorum. Telefona bağlayacağım ya da Mac'e bağlayacağım, atıyorum. Kulaklığı açtığım zaman otomatikman iPad'e bağlanıyor. Bu sefer ne oluyor? Benim iPad'i çantadan çıkarıp Bluetooth'u disconnect edip bağlantıyı koparıp tekrardan kulaklığı telefona geçirmem gerekiyor. Bu da o kadar uzun sürüyor ki çok yorucu bir hale geliyor bir yerden sonra. AirPods'ta ise direkt kutuyu açıyorsunuz. Bütün cihazlarınız da çıkıyor. Hangisine bağlamak istiyorsanız seçiyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Bazen telefona bağlı oluyor. Bilgisayarda bir şey deneyecek oluyorum. Tuşa basıyorum, bilgisayara geçiyor. Bu kadar basit. Ben mesela iPad'i kullanıyorum Zoom konuşmaları için. Çünkü bilgisayar kapalı duruyor şurada. Onun ekranı açacaksın da, kamerasını bağlayacaksın da falan gibi şeylerle uğraşmak istemiyorum. Olduğu yerde dursun istiyorum her şey. O yüzden iPad'i kullanıyorum. Mesela WhatsApp'tan atıyorlar görüşmenin linkini. Mac'ten kopyaladığım zaman direkt iPad'e yapıştırabiliyorum onu. Fakat bunu PC kullanırken yapamıyorum. Ya da telefondan illa girip de copy paste yapıp iPad'de yapıştırmam gerekiyor gibi. Sahipken, elinizdeyken çok fark etmediğiniz fakat başka bir cihazı kullandığınız zaman, elinizden alındığı zaman çok özlediğiniz böyle özellikler bunlar. Daha böyle cihaza bağlayan, sizi farklı cihazlara geçmenizi önleyen bir sistem gibi de düşünebilirsiniz ki gerçekten öyle çalışıyor. Fakat bir de şöyle bir sorun var Apple için. Bazı profesyonel programlar, iş için kullandığınız profesyonel programlar Apple için yok, sadece Windows için var. Çünkü kullanıcınız daha geniş ve iş yerlerinde genelde Windows kullanılıyor mesela. Fakat kendi bilgisayarınız Mac, buna yüklemek istiyorsunuz. Bir daha Windows bilgisayar almak istemiyorsunuz mesela. Bunun için de benim kullandığım uygulama Parallels Desktop diye bir uygulama. Direkt Mac uygulaması olarak Windows çalıştırıyor. Benim Mac dediğim gibi eski olduğu için tam performans alamıyorum. Fakat Mac'iniz daha yeniyse, daha işlemcisi, ekran kartı falan güçlüyse
Gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben aldığımda 100 liraydı fakat şu anda yıllık 500 liraya falan gelmiş. Öğrenciler için 80 dolar, evet 500 liraya falan gelmiş. O da tabii kurla alakalı, uygulamadan çok kurla alakalı. Fakat böyle bir şeye ihtiyacınız varsa piyasadaki en iyi uygulama bence Parallels Desktop. Onun da linkini aşağıya bırakın. Şimdi Mac almaya karar verdiğiniz hangi Mac'i almalısınız? Masaüstü Mac'ler var, laptop olan Mac'ler var. Şimdi masaüstü Mac'ler olarak bakacak olursak iMac, iMac Pro, Mac Pro ve Mac Mini var. Mac Pro ve iMac Pro'ya hiç girmeyeceğim. Çünkü zaten ona ihtiyacı olan adamlar biliyorlar ona ihtiyacı olduklarını. Yani video editleyeceksiniz, fotoğraf atölyeniz var. Çok iyi böyle işlemciye, ekran kartına ihtiyacınız var. Öyle bir cihaz ihtiyacınız varsa zaten biliyorsunuzdur bunları. Ona girmiyorum. O yüzden masaüstünü iMac ve Mac Mini olarak bakacağım. Mac Mini benim ilk Mac'imdi. Ve gerçekten çok severek kullandım. Fakat masaüstü bilgisayar sağa sola taşıyamıyorsunuz. Fakat o kadar küçük, o kadar tatlı ki şu kadar bir şey böyle. Yani ilk Mac'iniz ise aynı zamanda en ucuz Mac'lerden biri olarak geçiyor. Tavsiye edebilirim. Fakat dediğim gibi sağa sola götüremiyorsunuz. Evinizde kalmak zorunda. O da tabii günümüz dünyasında biraz saçma oluyor. Çünkü koltuğa götürüp orada dizi izleyemez hale geliyorsunuz yani. Onun dışında iMac ise ben masaüstü bilgisayar istiyorum. Ekranı büyük olsun istiyorum. Çünkü 27 ve 22 inçleri var. 21,5 ve 27 inçleri var. Masada olsun istiyorum diyorsanız da. Çünkü var öyle masaüstü bilgisayar seven. Ona yönelebilirsiniz. Fakat bence yakın zamanda iMac bir güncelleme alacak. O yüzden bekleyin. Onun da çünkü böyle 1 inç neredeyse çerçevesi var. Saçma gözüküyor yani. Daha senelerdir aynı ekran. Önden bakıldığında aynı. Tamam inceldi falan. Önden bakıldığında aynı. Onun da değişmesi gerekiyor ve yakında değişecektir bence. O yüzden ilk Mac'in ise ve masaüstü bilgisayar seviyorsanız Mac Mini alabilirsiniz. Fakat iMac için bence bekleyin. Eğer masaüstü Mac istiyorsanız. Şimdi laptoplara geçelim asıl olay. MacBook Air, MacBook Pro 13 ve MacBook Pro 16 var. Şimdi düşükten başlayalım. MacBook Air herkes için olan bir bilgisayar. Yani böyle genel kullanıcı için olan. Çok büyük bir işlemci gerektirmeyen, öyle fotoğraf, video editlemeyecek. Arada gireyim, okul için yazı yazayım, ki PowerPoint hazırlayayım, maillerim onda olsun, ben dizi izleyeceğim bilgisayarımda gibi kullanıcılar için olabilecek en güzel bilgisayar Mac olarak. MacBook Air. Ben kardeşimi almıştım. Bir süre ben de kullandım. Bir ay denedim şöyle bir. Gerçekten güzel, tatlı, çok taşıması rahat olan her işinizi görebilecek bir bilgisayar. Fakat bir iki böyle Photoshop'a gireyim, az bir şey editlemeye, video editleme içine gireyim derseniz hemen yorulmaya, terlemeye başlıyor. Çünkü işlemcileri çok güçlü değil. Böyle 1,4 GHz'lik böyle 4 çekirdekli maksimum i7 takabiliyorsunuz. Baz modeli 2 çekirdekli 1,2 GHz yanlış hatırlamıyorsam işlemcisi var. Yoğun iş yapamazsınız kesinlikle. Fakat günlük ihtiyaçlarınızı çok rahat bir şekilde karşılayabilecek bir bilgisayar. Fazlasını istemiyorsanız size göredir. Direkt MacBook Air'i alın, pişman olmazsınız. MacBook Pro 13 inç. Biraz daha performans istiyorsanız fakat çok büyük bir performansa ihtiyacınız yoksa. Çünkü 16 inç ve 13 inç arasında çok büyük bir işlemci farkı var. 13'ü maksimum 4 çekirdekli i7 olarak alabiliyorsanız yanlış hatırlamıyorsam. 16'yı 6 çekirdekli i9 ile falan alabiliyorsunuz yani o şekilde söyleyeyim. Arada çok büyük bir işlemci gücü farkı var. Hani ben MacBook Air gibi bir şey istiyorum fakat güçlü de olsun istiyorum. Beni böyle yarı yolda bırakmasın istiyorsanız eğer 13 inçlik MacBook Pro size göredir. Geri kalan şeyler olsun, işlemcinin gücünü biraz arttırayım, işte 256 GB olmasın da 1 TB'lık olsun gibi şeyleri size kalmış onlar ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz. Fakat ben videoda diyeceğim, onu da yapacağım, bunu da yapacağım, en güçlüsünü istiyorum ben, bana en iyisini ver diyorsanız o da 16 inçlik MacBook Pro'dur. Tabii Pro'lar için o en yüksek MacBook Pro'lar, hatta onlar bile yetmiyor bazılarına. iMac Pro ve Mac Pro'ya ondan sonra da Mac Pro'ya kayanlar var. O tabii bu videolara hitap etmiyor başta dediğim gibi. Ben taşıyacağım, okul işi de yapacağım, video da editleyeceğim bununla. Beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak. Ben bunu aldığım zaman da 5 sene hiç sorunsuz kullanacağım diyorsanız da 16 inçlik MacBook Pro yine içini size bırakıyorum. Çünkü o başlangıç olarak i7 ile geliyor 4 çekirdekli. Ondan sonra i9 6'ya kadar taşıyabiliyorsunuz böyle. 4 TB SSD takabiliyorsunuz falan. Çok değişik yerlere gidiyor. Kendi içinde bile bayağı bir fark var yani. Onlar da tabii ki de size kalmış. Fakat genel olarak toparlayacak olursak oyun oynayacaksanız ve aynı zamanda şu ufak bir şey de olsun. Yani bunlar tabii paraya da bağlı da. Aynı zamanda Mac'im olsun, sağa sola taşıyayım falan diyorsanız bir masaüstü bilgisayar benim yaptığım gibi bir de MacBook Air sizi kesinlikle kurtaracaktır. Çünkü böyle bilgisayar aldığınız zaman video edit işlerini, fotoğraf işlerini falan bunu da halledebilirsiniz. Fakat yok ben bunları da Mac'te yapacağım diyorsanız da MacBook Pro
16'ya doğru kaymanız lazım. Özellikle işinizin yoğunluğuna göre 16'ya doğru kaymanız gerekebilir. Aynı zamanda tabii şunu da söylemem lazım. 7 senedir kullanıyorum. İçinde full değişti içi. Öyle diyeyim size. Ekranında sorun oldu. Apple bedava değiştirdi. Anakartı yandı. Apple'dan 2000 lira falan aldı benden Apple onu değiştirmek için. Değiştirirken 8 GB RAM vardı bunda. Ve bunlar tamamen lehimli olduğu için değiştiremiyorsunuz kendiniz. Dediler ki bizde 16 modeli var şimdi 8'i çok beklersin 16 takalım mı? Ben tabii takın hemen dedim. 16 takla. Ondan sonra bataryaları kendim değiştirdim. Yakın zamanda hard diskini değiştirdim SSD'sini. 256 idi 512'ye çıkardım. Ondan sonra da termal sorunlar yaşadığım için biraz. Çünkü biraz yüklenince üstüne 2-3 tane Safari penceresi açınca üst üste garip bir şekilde kasmaya başlıyor. Mail çok kastırıyor anlamadım bir şekilde. İçindeki termal macunu da değiştirdim. Yani içi tamamen değişti. Fakat 7 sene oldu. Tamamen değişmesine rağmen yoruldu artık. Fakat Apple sağ olsun yeni bir şey almak için bunun ayarında 2500 dolarlara çıkmak gerekiyor. O yüzden bekliyorum. O şekilde söyleyeyim. Evet, bu video size hitap ettiyse, karar vermenizde biraz daha işinizi kolaylaştırdıysa ne mutlu bana. Böyle videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Bunlar dışında sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Genelde oradan cevap veriyorum. Aynı zamanda böyle millet birbirine cevap veriyor falan. Güzel tartışma ortamı falan oluyor. Oradan da yazabilirsiniz. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.